Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar das ve ob yapıları. Hatırlayacak olursanız daha önceden das'ı ve ob cümlelerini ayrı ayrı görmüştük. Ancak bu dersimizde her iki yapıyı göreceğiz ve aradaki farkı daha da iyi kavrayacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Hatırlarsınız arkadaşlar, das dersini daha önceden gördüğümüzde ne demiştik? Söz gelimi bir cümle vardır, bir yapı vardır ve siz onu aktardığınızda, en direkt olarak aktardığınızda ne yapıyordunuz? Das'ı kullanıyordunuz, öyle değil mi? Ob neydi? Ob soru cümlesi eğer eylemle başlıyorsa ne yapıyorduk? Ob ile bunu da gene en direkt olarak aktarmış oluyorduk. Ne demek istediğimi bu derste daha iyi kavrayacaksınız. İlk cümlemizle başlayalım arkadaşlar. Der Lehrer sagt. Bir defa arkadaşlar buradan ne anlıyoruz, bakın Delega öğretmen, Zagen söylemek, dolayısıyla söylemek adı üstünde arkadaşlar bir cümle kurulacak değil mi? Soru sormayacak. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Neyi gerektirecek? Das'ı mı, ob'ı mı? Bakacağız birazdan. Du sollst dich auf deine Prüfung vorbereiten. Sen ne yapmalısın? Sen kendini sınava hazırlamalısın, kendi sınavını hazırlamalısın derken du sollst dich auf deine Prüfung vorbereiten. Vorbereiten neydi arkadaşlar? Hazırlamak demekti, değil mi? Sen kendini hazırlamalısın derken kendini dediğimizde dich dememiz gerekiyor. O dolayısıyla auf deine Prüfung dediğimizde, değil mi, sınavına anlamı katmış oluyor. Şimdi biz bu cümleyi ne yapacağız? En direkt olarak vermemiz gerekiyor. Diyeceğiz ki sen kendini sınava sen kendini sınavına hazırlamalısın. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Das mı, ob mu diye sormamız lazım. Ne olacak arkadaşlar, bu soru cümlesi olmadığına göre das olması gerekiyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Der Lehrer sagt, das, bakın burada das ich mich. Burada ne yapmış oluyoruz şimdi dolaylı olarak ve muhatap bensem, konu bensem, ne demiş oluyorum? Öğretmen diyor ki ben sınavıma hazırlanmalıymışım. Dolayısıyla buradaki du ne olacak? Ich olacak. Dich ne olacak arkadaşlar? Mich olacak, değil mi? Refleksifliklerde görmüştük bunu. Dolayısıyla deine Prüfung ne olacak? Meine Prüfung olacak. Toparladığımızda o zaman ne olacak arkadaşlar? Öğretmen diyor ki ben sınavıma hazırlanmalıymışım. Ya da hazırlanmalıyım. Değil mi? O zaman ne olacak? Der Lehrer sagt, dass ich mich auf meine Prüfung vorbereiten soll. Değil mi arkadaşlar? Das'lı cümlelerdeki olayımız neydi? Das cümlelerinde eylemimiz sona gidiyordu. Eğer modal fiil varsa asıl fiilimden sonra, tabi mastarda oluyor, bu modal fiil kuralıydı. Modal fiilimi çekimlenmiş olarak ardına koymuş oluyordum, değil mi? Dolayısıyla ne olmuş olacak bu cümle? Der Lehrer sagt, dass ich mich auf meine Prüfung vorbereiten soll. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Peter möchte wissen. Evet, Peter, bu bir erkek ismi, möchte wissen, bakın bilmek istiyor. Dolayısıyla bilmek istediğine göre bu cümle nasıl bir cümle olabilir arkadaşlar? Yüksek ihtimalle soru cümlesi. Bakalım. Hast du ein neues Fahrrad gekauft? Evet, das Fahrrad neydi? Bisiklet demekti. Bakın burada perfekt yapıda bir cümle görüyoruz arkadaşlar. Haben ve gekauft görüyoruz. Dolayısıyla hast du ein neues, neu neydi arkadaşlar? Yeni, ein neues Fahrrad. Dolayısıyla ne olacak bu? Hast du ein neues Fahrrad gekauft? Yeni bir bisiklet mi satın aldın? Değil mi? Peter binmek istiyor. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Bu das mı, ob mu arasında kaldığımızda? Ob olacak. Dolayısıyla Peter möchte wissen, bakın bu yapıyı aynen buraya geçirdim. Ob ich, bakın çünkü buradaki du ne olacak? İşe dönüşecek. Dolayısıyla ne olacak? Peter möchte wissen, ob ich ein neues Fahrrad gekauft habe. Bakın burada da ne oluyor? Ob'lu cümlede eylem sona gitmiş oluyor ve yardımcı eylem de, değil mi, gekauft'tan hemen sonra gelmiş. Demek ki ne olacak? Her halükarda cümlenin sonuna geçmiş olacak.
Dolayısıyla Peyta bilmek istiyor benim yeni bir bisiklet alıp almadığımı. Dolayısıyla Peyta möchte wissen, ob ich ein neues Fahrrad gekauft habe cümlesini oluşturmuş oluyorum. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Der alte Mann sagt. Evet. Der Mann neydi? Adam demekti. Alt, yaşlı. Dolayısıyla yaşlı adam derken ne diyeceğim? Der alte Mann sagen, söylemek. Yaşlı adam diyor ki. Dolayısıyla bir şeyden bahsediyor, bir şey söyleyecek. Soru cümlesi değil. Öyle değil mi? Der alte Mann sagt. Bakalım ne diyormuş? Meine Enkelkinder kommen heute. Meine Enkelkinder neydi? Torunlar. Değil mi? Torunlarım bugün geliyorlar derken heute neydi? Bugün demek. Kommen, gelmek. Meine Enkelkinder, yani üçüncü çoğul değil mi? Sie kommen, üçüncü çoğulda. Dolayısıyla meine Enkelkinder kommen heute cümlesini görüyoruz. Dolayısıyla bu şimdi bir nasıl bir cümle? Olağan bir cümle, soru cümlesi değil, değil mi? Dolayısıyla bu bir endirekt olarak söylenmesini gerektiren bir cümle olacağından dolayı ne olacak? Daslı bir cümle olacak. O zaman ne diyeceğim? Buradaki yapıyı aynen geçiriyorum. Diyeceğim ki der alte Mann sagt, virgülümü getirdim, dass seine Enkelkinder, düzeltiyorum, Enkelkinder heute kommen. Değil mi? Bakın ne olmuş? Fiilim kommen ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş. Dolayısıyla yaşlı adam diyor ki torunları bugün geliyormuş. Dolayısıyla der alte Mann sagt, dass seine Enkelkinder heute kommen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Lehrer sagt, du sollst dich auf deine Prüfung vorbereiten. Der Lehrer sagt, du sollst dich auf deine Prüfung vorbereiten. Der Lehrer sagt, dass ich mich auf meine Prüfung vorbereiten soll. Der Lehrer sagt, dass ich mich auf meine Prüfung vorbereiten soll. Peter möchte wissen, hast du ein neues Fahrrad gekauft? Peter möchte wissen, hast du ein neues Fahrrad gekauft? Peter möchte wissen, ob ich ein neues Fahrrad gekauft habe. Peter möchte wissen, ob ich ein neues Fahrrad gekauft habe. Der alte Mann sagt, meine Enkelkinder kommen heute. Der alte Mann sagt, meine Enkelkinder kommen heute. Der alte Mann sagt, dass seine Enkelkinder heute kommen. Der alte Mann sagt, dass seine Enkelkinder heute kommen. Meine Mutter fragt. Evet, benim annem soruyor. Değil mi? Fragen, soru sormak. Zaten anlaşılacağı üzere değil mi? Bir soru cümlesi gelecek. Kommt ihr zum Abendessen? Evet, das Abendessen, zum Abendessen neydi arkadaşlar? Akşam yemeği. Kommt ihr zum Abendessen, değil mi? Karşımızda iki ve daha fazla insan varsa ne yapıyorduk? Ihr diyorduk, değil mi? Akşam yemeğine geliyor musunuz diye soruyor. Dolayısıyla şimdi ben bunu söylediğimde ve muhatap ben ve söz gelimi eşimse ne olacak? Eşime diyorum ki annem sorar acaba akşam ona gidiyor muyuz akşam yemeğine diye ne yapacağım? Endirekt olarak bildireceğim. Dolayısıyla bu bir soru cümlesi olduğuna göre ne olacak arkadaşlar? Das mu ob mu? Tabii ki ob olacak. O halde ne yapıyorum? Buradaki yapıyı aynen aşağı taşıyorum ve diyorum ki meine Mutter fragt, virgülümü getirdim, ob'la devam ediyorum. Ob wir zum Abendessen kommen. Evet. Ne olmuş arkadaşlar? Kommen, değil mi? Eylem cümlenin sonunda. Dolayısıyla biz akşam yemeğine gelip gelmediğimizi soruyor annem, değil mi? Diye söyleyecek olursak demek ki ne yapmam gerekiyormuş? Endirekt olarak ob'u kullanıyorum ve diyorum ki meine Mutter fragt, ob wir zum Abendessen kommen cümlesini kurmuş oluyorum. Tabii burada
ob ve das cümleleri arkadaşlar en direkt olan cümleler. Yani biz bir nevi ne yapmış oluyoruz? Söylenen bir şeyi ya da sorulan bir şeyi ne yapmış oluyoruz? Nakletmiş oluyoruz. Dolayısıyla naklettiğimiz için buradaki bu yapılarda eğer dönüşüm ya da değişim gerekiyorsa bunları mutlaka kullanmamız gerekiyor. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Bakın burada Despotla Weiss. Despotla ne demek arkadaşlar? Sporcu demek. Weiss bilmek demek arkadaşlar. Sporcu biliyor. Bir şey biliyorsa eğer, değil mi? Soru cümlesi değildir. Bu olağan bir cümledir. Dolayısıyla Despotla Weiss cümlenin devamına bakalım ne demiş? Ich muss mich gesund ernähren. Evet, çok doğru bir cümle. Ne demek? Ernähren beslenmek demek arkadaşlar. Gesund, sağlıklı. Ernähren arkadaşlar refleksif gerektiren bir fiil. Yani bu zişler var ya, hatırlarsanız. Ich ernähre mich. Du ernährst dich. Ernährt sich. Sie ernährt sich. Wir ernähren uns. Ihr ernährt euch, sie ernähren sich. Değil mi? Bunları ayrıntılı şekilde görmüştük refleksif fiillerde. Hatta ne demiştim? Her defasında, bu aslında her video için geçerli arkadaşlar. Bir konu eğer işleniyorsa o konu orada kalmıyor. Mutlaka sonraki videolarda, sonraki ders videolarında o konuyla beraber bir şeyler görülmüş oluyor. Burada da durum bu. Refleksiflikle beraber aslında ne yapmış oluyoruz? Das'ı ve ob'u da görmüş oluyoruz. Dolayısıyla sich ernähren neymiş? Refleksiflik gerektiren bir fiilmiş. Ancak aynı zamanda da ne anlama geliyormuş? Beslenmek anlamına geliyormuş, değil mi? Mesela ben sağlıklı besleniyorum diyelim. Ne derim o zaman? Ich ernähre mich gesund. Öyle değil mi? Ich ernähre mich gesund. Ancak burada müssen modal fiili olduğu için ne olmuş? Ich muss mich gesund ernähren. Sağlıklı beslenmek zorundayım. Bunu söyleyen kim? Der Sportler weiß. Daha doğrusu bunu bilen kim, değil mi? Bildiği için ne olacak bu sizce arkadaşlar? Şimdi olağan bir cümle olduğuna göre das ve ob zaten yazmışız. Ne olacak? Das olacak, değil mi? Bakıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki yapıyı aynen aşağı taşıyacağız. Despotla weiß. Komma, değil mi? Virgülümü getirdim. Das er sich gesund ernähren muss. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Olması gerektiği gibi fiilim, modal fiilim cümlenin sonunda. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada da ne olmuş? Das'tan hemen sonra er, değil mi? Pronoun gelmiş. Dolayısıyla bu bir sporcu olduğu için, bir erkek sporcu olduğu için er şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla der Sportler weiß, dass er sich gesund ernähren muss demiş oluyoruz. Geldi sıra son örneğimize. Evet, buraya bakıyoruz arkadaşlar. Die Dame möchte wissen. Evet, die Dame hanım demek. Hanım bilmek ister, değil mi? Die Dame möchte wissen, möchte istemekti. Wissen de bilmek. Ancak ben wissen aslında weiß'in mastar hali arkadaşlar. Bilmekten geliyor. Die Dame möchte wissen demek ki hanım bilmek ister, hanımefendi bilmek ister. Kommt die Familie aus Istanbul? Evet. Die Familie neydi? Aile. O aile İstanbul'dan mı geliyor? Dolayısıyla bu bir adı üstüne, değil mi? Görüldüğü üzere bir soru cümlesi. Kommt die Familie aus Istanbul? O aile İstanbul'dan mı geliyor? Değil mi? Şimdi niye o aile dedim? Çünkü cümlenin içerisinde artikel var. Dolayısıyla orada bir vurgu var, değil mi? Bir adres gösterme var. O aile İstanbul'dan mı geliyor sorusu, değil mi? Buna da şuna da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Tabii Türkçe ve İngilizce demişim. Türkçe ve Almanca konuştuğumda, tabii İngilizce'de de bu durum böyle. Bazı zamanlar dilim sürçüyor. Kusura bakmayın lütfen. Demek ki burada arkadaşlar die Familie denildiğinde üçüncü tekil
gibi düşünmemiz lazım. Çünkü o aile geliyor dediğimde güzel Türkçe'de de öyle deriz, öyle değil mi? Üçüncü tekil gibi düşünürüz. Dolayısıyla o sebepten burada kommt demişiz. Bu da eğer kafanıza bir soru işareti varsa ünleme dönüşmüş olsun. Kommt die Familie aus İstanbul. Demek ki o aile İstanbul'dan mı geliyor? Sorusu ne olacak? Tabii ki op olacak, değil mi? Ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki yapıyı aynen aşağı taşıyacağım. Ne diyeceğim? Die Dame möchte wissen. Hanımefendi bilmek ister. Soru olduğuna göre ob die Familie aus Istanbul kommt. Değil mi? Ne olmuş arkadaşlar? Kommen eylemimiz cümlenin sonuna gitmiş. Öyle değil mi? Her şey yerli yerinde olması gereken yerinde, değil mi öğeler? Dolayısıyla hanımefendi bilmek ister o ailenin İstanbul'dan gelip gelmediğini derken demek ki die Familie möchte wissen, ob die Familie, düzeltiyorum, die Dame möchte wissen, ob die Familie aus Istanbul kommt demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Meine Mutter fragt, kommt ihr zum Abendessen? Meine Mutter fragt, kommt ihr zum Abendessen? Meine Mutter fragt, ob wir zum Abendessen kommen. Meine Mutter fragt, ob wir zum Abendessen kommen. Der Sportler weiß, ich muss mich gesund ernähren. Der Sportler weiß, ich muss mich gesund ernähren. Der Sportler weiß, dass er sich gesund ernähren muss. Der Sportler weiß, dass er sich gesund ernähren muss. Die Dame möchte wissen, kommt die Familie aus Istanbul? Die Dame möchte wissen, kommt die Familie aus Istanbul? Die Dame möchte wissen, ob die Familie aus Istanbul kommt. Die Dame möchte wissen, ob die Familie aus Istanbul kommt. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde daha önceden görmüş olduğumuz das ve ob yapılarını ne yapmış olduk? Tek bir dersimizde incelemiş olduk. Aradaki farkı görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.